Herkese merhaba. Apple'dan bir akıllı saati uzun zamandır bekliyorduk ve bu beklediğimiz akıllı saat Eylül 2014'te karşımıza çıkmıştı. Ancak piyasaya çıkışı Nisan ayında, geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleşmişti. Apple Watch nihayet 31 Temmuz tarihinde Türkiye piyasasında da satışa sunuldu ve şu anda gördüğünüz gibi bileğimde Apple Watch modelini taşıyorum. Apple Watch'un paslanmaz çelik ve safir ekran camından oluşan, aynı zamanda bunun siyah spor kordon kayışla bulunduğu bir versiyon şu anda bileğimde durmakta. Bu videoda bu ürünün detaylarına değinelim. Apple Watch'u tasarlarken sadece bir tüketici elektroniği tasarladığını düşünmemiş, aynı zamanda bir moda ürünü tasarladığının farkında davranmış. Bu şekilde Apple Watch'ta oldukça çekici tasarım unsurlarını bünyesinde barındırıyor. Karşımızdaki ürün gerçekten de bir klasik saat görünümünde, hatta birçok klasik saatten de daha çekici durduğunu söyleyebiliriz. Apple Watch'un 10,5 mm kalınlığındaki gövdesi size biraz kaba gelebilir. Apple Watch'u kaba gösterdiğini düşünebilirsiniz. Ancak bazen biliyorsunuz büyük gövdeli saatler bile bir hali çekici durmaktadır. Apple Watch'u da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Apple Watch'u tasarlarken farklı zevklere, farklı bütçelere de hitap ediyor. Apple Watch'un da 3 farklı serisi bulunuyor. Apple Watch Sports, alüminyum gövde ve Ion X ekran camının buluştuğu ve spor kordon kayışlarla sunulan bir versiyon. O versiyon giriş seviyesine hitap ediyor. Elimde tutmuş olduğum Apple Watch serisinde paslanmaz çelik gövde ve safir ekran camını görüyoruz. Aynı zamanda bir de Apple Watch Edition var. Üst tarafta yer alan lüks ürün, onda da 18 ayar sarı veya roze altın kaplamalı gövde ve yine safir ekran camı kullanılmış. Bu gibi malzeme seçimleri dışında ve ekran camı seçimleri dışında bir de 38 mm'lik ve 42 mm'lik boyut seçenekleri var Apple Watch'un. Elimde tutmuş olduğum 42 mm'lik model daha çok erkeklere uygun bir model gibi görünüyor. Ancak kadınların da bu saati bileklerinde rahatlıkla taşıyabileceklerini söyleyebiliriz. Tabii ki 38 mm'lik model onların biraz daha tercih edeceği versiyon olabilir. Ancak 42 mm'lik bu model, elimde tutmuş olduğum model, daha fazla ekran alanı sunması bakımından biraz daha kullanışlı, tercih edilesi görünüyor. Tasarım açısından her modelin ortak olduğunu söyleyebiliriz. Apple Watch'un en çok dikkat çeken unsuru görmüş olduğunuz Digital Chrome. Mekanik saatlerde kurma halkasını sıklıkla alışırızdır. İşte Digital Chrome'da ondan yola çıkılarak tasarlanmış ve Apple Watch'a gerçekten klasik bir saat görünümünü kazandırıyor. Bu Digital Chrome hem basılabiliyor hem de çevrilebiliyor. Çeşitli kurma işlemlerini, yakınlaştırma ve kaydırma işlemlerini gerçekleştiriyor. Aynı zamanda uygulama arayüzü içerisinde çeşitli işlevleri var. Gördüğünüz gibi Digital Chrome'a bastığımda uygulama menüsü karşıma çıkıyor. Bu Digital Chrome'un özelliklerinden bir tanesi. Digital Chrome'un hemen altında güç butonunu görüyoruz. Buna basılı tuttuğunuzda Apple Watch'u kapatabilir veya güç koruma moduna alabilirsiniz. Aynı zamanda bu tuşa bastığınızda, herhangi bir arayüzde bastığınızda, karşınıza görmüş olduğunuz gibi sık iletişimde bulunan hızlı arama kişileri de gelecektir. Buradan en çok iletişimde bulunduğunuz kişilerle rahatlıkla iletişim kurabilirsiniz. Ve Apple Watch'un safir ekran camı kaplı ekranı Force Touch teknolojisine sahip. Yani basıncı da algılıyor, farklı basınç noktalarını algılayarak farklı işlevleri gerçekleştirmeye olanak sağlıyor. Apple Watch'un ekranı kısıtlı, menü aygıtlarını, menü objelerini yerleştirmek kolay değil. Force Touch teknoloji ekran sayesinde biraz da fazla etkileşim imkanı sunuluyor. Sol kenarda hoparlörü ve mikrofonu da görüyoruz. Bunlar da yeterli ses çıkışına sahip. Arkada Apple Watch modelinde, elimde tutmuş olduğum Apple Watch modelinde seramik kaplı bir bölüm var. Burası manyetik kuvvet destekli ve Apple Watch'un kutusundan çıkan şarj aleti, manyetik endüktif şarj aleti buraya mıknatıs kuvveti yardımıyla yapışıyor ve bu şekilde Apple Watch'un herhangi bir girişe bir şey takmaya gerek duymadan kolaylıkla şarj edilmesini olanak sağlıyor. Aynı zamanda safir ledler var. Bunlar da Apple Watch'un nabız ölçümünü yapmasına olanak sağlıyor. Ve arkada görmüş olduğunuz iki tane üstte ve altta buton var. Bunlar da Apple Watch kayışlarını rahatlıkla çıkarmaya olanak sağlıyor. Basılı tutup çekmeniz yeterli. Bunu yaptığınızda görmüş olduğunuz gibi Apple Watch'un kayışını kolaylıkla çıkarabilirsiniz. Takmak için de kayışı itip yerine oturtmanız yeterli oluyor. Bu şekilde basit şekilde kayış değiştirmeni gerçekleştirmeniz mümkün oluyor. Söylediğimiz gibi Apple Watch bir moda nesnesi olarak da tasarlanmış. Klasik saat hissini fazlasıyla yansıtan bir ürün. Ürünün kutusu da bu şekilde tasarlanmış. Kutudan Apple Watch saat, kayış ve aynı zamanda şarj aleti çıkıyor. Kurulum için
Apple Watch uygulamasını açmanız gerekiyor iPhone'da. iPhone 5 ve üstü iPhone'lar Apple Watch tarafından destekleniyor. Apple Watch uygulaması üzerinden basit şekilde kurulum işlemlerini gerçekleştiriyorsunuz ve daha sonra da Apple Watch kullanıma hazır hale geliyor. Apple Watch'a uygulama yüklemek için yine iPhone'daki Watch uygulamasını kullanmanız gerekiyor. Aynı zamanda görmüş olduğunuz bu uygulama bulutundaki dizilimi değiştirmek için de yine Apple Watch uygulamasını kullanmanız gerekiyor. Bildirim kontrolünde hangi uygulamaların bildirimlerini Apple Watch'un ekranında göstereceğini de Watch uygulaması üzerinden ayarlamanız mümkün oluyor. Apple Watch'un farklı saat düzleri var. Böylelikle kullanırken farklı saat düzlerini arasında geçiş yaparak farklı bir saat kullanıyormuş hissini yaşayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Miki Fare biraz iPod Nano'dan kalma bir saat arayüzü. Onun biraz da Apple Watch'a uyarlanmış versiyonu. Bunun dışında görmüş olduğunuz gibi kronograf, solar, astronomi, hareketli gibi farklı saat yüzleri var. Bunlardan dilediğinizi seçebilir. Daha sonra seçmiş olduğunuz saat yüzünü de özelleştirerek farklı bilgileri ekranda gösterebilir veya rengiyle oynayarak veya aynı şekilde ayrıntılarıyla oynayarak size özel bir saat arayüzü, saat yüzü elde edebilirsiniz. Günün farklı saatlerinde, farklı saat üzerinde kullanabilirsiniz. Bu da Apple Watch'u bir hayli esnek kılıyor. Watch OS ile birlikte, Watch OS 2 güncellemesi ile birlikte yeni saat yüzleri de kullanıma sunulacak. Saat yüzündeyken parmağınızı yukarıdan aşağı doğru sürüklediğinizde bildirimlere erişiyorsunuz. Bildirim özellikleri şu anda biraz kısıttım. Bildirimleri görüntüleme ve sadece belli uygulamalarda belli işlevleri gerçekleştirme imkanı sunuluyor. Tabii ki Apple Watch yüklü olarak bulunan mesajlar ve bunun gibi uygulamalarda aksiyon alma imkanı biraz daha fazla. Parmağınızı aşağıdan yukarı doğru sürüklediğinizde ise karşınıza bakışlar çıkıyor. Bunlar görsel bileşen tadında bir takım küçük uygulamalar, daha çok özet şeklinde bilgiler gösteriyor. Buradan uygulamanın kendisine de atlamanız mümkün oluyor. En solda görmüş olduğunuz gibi bir kontrol paneli yer alıyor. Buradan Apple Watch'un uçak modunu açabilir, rahatsız etme modunu çalıştırabilirsiniz. Aynı zamanda iPhone'u da bağlı olan iPhone'a da ping atarak onun nerede olduğunu da kolaylıkla bulabilirsiniz. Apple Watch'ta sağlık uygulamaları da önemli bir yer tutuyor. Arkada görmüş olduğunuz sensörler yardımıyla kalp ritmi sürekli olarak ölçülüyor. Aynı zamanda yüklü olarak gelen çeşitli uygulamalarda da vücut durumunuzu, egzersiz durumunu sürekli kontrol etmeniz mümkün oluyor. Örneğin aktivite uygulaması var. Buradan çeşitli hedefler tanımlanabilir. Duruş, egzersiz ve hareket gibi hedeflerinizin ne kadarını gerçekleştirdiğinizi görebilirsiniz. Bu hedefleri gerçekleştirmeniz karşılığında çeşitli puanları da toplamanız mümkün oluyor. Bunun dışında antrenman uygulaması var. Koşu, merdiven çıkma, bunun dışında bisiklet, eliptik bisiklet, kürek çekme gibi çeşitli aktivitelere ait kayıtlar buradan tutulabilir. Bunları da yine daha sonra antrenman kaydınıza ekleyebilir ve bu şekilde spor egzersizlerini rahat bir şekilde kontrol etmeniz mümkün olabilir. Yine bunun dışında farklı uygulamaları görüyoruz. Apple Watch'ta mail uygulaması var. Postalarınızı burada görebilirsiniz. Tabii ki biraz kontrol imkanı kısıtlı. WatchOS 2 ile birlikte mail uygulaması biraz daha düzgün şekilde çalışacak. Videonun başına bahsettiğimiz gibi güç butonuna dokunduğunuzda karşınıza hızlı erişim bölümü çıkıyor. Burada favori kişileriniz yer alıyor ve buradan favori kişilerinize hızlı şekilde iletişim kurmanız mümkün oluyor. Herhangi bir kişiye girdiğinizde telefon veya mesaj ikonlarını göreceksiniz. Eğer o kişilerde Apple Watch uygulaması varsa Apple Watch'a özel bazı iletişim yolları da karşınıza çıkacak. Dilerseniz direkt Apple Watch'ta bulunan mikrofon ve hoparlör yardımıyla telefon görüşmelerini yapabilir veya dilediğiniz gibi mesaj gönderebilirsiniz. Mesaj gönderirken dikte özelliğini de kullanmanız mümkün oluyor. Mikrofona dokunmanız yeterli. Daha sonra istediğiniz gibi mesajınızı söylemek istediklerinizi söyleyebilirsiniz. Merhaba, bu mesajı Apple Watch'ta gönderiyorum. Evet. Hemen hemen doğru şekilde algıladı ve karşı tarafa dilerseniz iMessage üzerinden sesli olarak ya da dilerseniz metin olarak iletebilirsiniz. Karşı taraf sizin mesajınızı Apple Watch üzerinden hızlı şekilde alacaktır. Bunun dışında yine mesajlar uygulamasını kullanarak da favori olmasa da iletişim kurmak istediğiniz kişilerle kolay şekilde mesajlaşmanız da mümkün oluyor Apple Watch üzerinden. Videomuzu kapatmadan önce Apple Watch'un piline de kısaca değinelim. Apple Watch'ta yer alan pil yaklaşık bir günlük bir çalışma imkanı sunuyor. Sabah full şekilde şarj istasyonundan aldığımız Apple Watch'u sabah 6'da
kolumuza taktığımız Apple Watch'u akşam 11-12 gibi çıkardığımızda yaklaşık %15-%20'lik bir şarj kalıyor. Tabi egzersiz vesaire bunun gibi özellikleri kullandıkça Apple Watch'un pili biraz daha çabuk şekilde tükeniyor. Ancak genellikle Apple Watch'un bir günü rahatlıkla çıkaran bir akıllı saat olduğunu söylememiz gerekiyor. Her gün bir saati şarj etmek büyük problem olabilir. Ancak kablosuz endüktif şarj istasyonu biraz daha işleri kolaylaştırıyor. Bu şarj istasyonunu masanıza veya yatağınızın hemen başında bulunan sehpaya koyarak Apple Watch'u her gece yatarken rahatlıkla şarj etmeniz ve sabah full şarjla bileğinize takmanız mümkün olabilir. Apple Watch ile ilgili aktaracaklarımız bu şekilde. Aslında Apple Watch ile ilgili bahsedecek çok daha fazla detay var. Ancak videoda sadece bu kadarına değiniyoruz. Daha fazla detayı teknoblog.com'daki detaylı incelemesinde bulabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.